Değerli davetlilerimiz, Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin düzenlemiş olduğu Hindistan ve Pakistan'ın bağımsızlığının 75. yılı Ortak Bir Gelecek konulu konferansımıza hoş geldiniz. Tüm davetlilerimizi Kasam adına saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. Bugün 3 değerli konuşmacımız var. Profesör Doktor Abdulhamit Birışık, akademisyen, doçent doktor Hilal Şahin, akademisyen, Mehmet Öztürk, gazeteci, yazar. Bu akşam Hindistan ve Pakistan'ın bağımsızlığının 75. yılı Ortak Bir Gelecek konusunu farklı disiplinlerdeki akademisyen ve gazeteci yazar olan konuşmacılarımızın yorumlarını dinleyeceğiz. Birinci bölümde bölünme sürecinde toplumsal dinamikler ve küresel aktörlerin rolü risk ve fırsatlar objektifinden değerlendireceğiz. İkinci bölümde ise bağımsızlık sonrası iki ülke ilişkilerin ortak bir gelecek serüveninde toplumsal dinamikler ve küresel aktörlerin rolü yine risk ve fırsatlar objektifinden değerli hocalarımızdan yorumlar alacağız. İlk konuşmacımız Profesör Doktor Abdulhamit Birışık hocamıza sözü bırakırken konuşmacımızın hayat hikayesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Profesör Doktor Abdulhamit Birışık ilk ve orta öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. 1982'de Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde başladığı öğrenimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne tamamladı 1987 yılında. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Bilim Dalı'nda yüksek lisansı yaptı 1990 yılında. Hint alt kıtasında Urduca Tefsirler ve Ehli Kur'an Ekolü adlı doktora tezi için Urduca öğrenmek ve araştırmalar yapmak üzere Pakistan ve Hindistan'da 1992 ve 94 yıllarında bulundu. Bir yılda İngiltere'de araştırmalar yaptı 1995 ve 96 yılları. Kasım 1996 yılında doktorasını tamamladı. 1987-1990 arasında Osmanlı arşivinde 1992-2001 yıllar arasında Türkiye Diyanet Vakfı İSAM'da araştırmacı olarak çalıştı. İslam Ansiklopedisi'nde müellif, redaktör olarak görev aldı ve Tefsir İlim Heyeti'nde başkan yardımcısı ve başkan olarak bulundu. 2001'de Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne yardımcı doçent olarak atandı. 2005 yılında doçent, 2012 yılında profesör oldu. 17 Temmuz 2013'te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne geçti. Halen bu fakültede görevini devam etmektedir. Arapça, İngilizce ve Urduca bilen Birışık, tefsir alanına ek olarak Hint alt kıtasında İslami ilimler, eğitim kurumları, medreseler, dini cemaatler, tasavvufi yapılar gibi konular üzerine birçok çalışmalar yapmaktadır. Değerli hocam, söz sahibinin eseri diyoruz, söz sizde, buyurun. Teşekkür ediyorum. Ben de böyle bir toplantı tertip ettiğiniz için sizlere minnettarlığımı, teşekkürlerimi iletiyorum. Hem konuşmacı olarak bulunacak dostları, hem dinleyici dostları muhabbetle selamlıyorum. Aramızda Pakistanlı, Hindistanlı dostlar var mıdır şu anda tam göremiyorum ama ileride dinleyecekler olabilir. Onları da aynı şekilde bu 14 Ağustos bağımsızlık günleri sebebiyle tebrik ediyorum. Tabii Hint alt kıtası dediğimiz coğrafya dünyanın en eski coğrafyalarından biri. Ayrıca üst tarafında Hindistan'ın bulunması, bir bakıma Kuzeydoğu tarafında meşhur Orta Asya'nın bulunması, Büyük Hint Okyanusu'na sınır olması ve çeşitli sebeplerden dolayı burası kendi nevi şahsına münhasır önemli bir bölge. Öyle olduğu için de gerek milattan önce gerek daha sonraki zamanlarda pek çok güçlü devletin dikkatini çekmiş ve burası ile gerek ticari işler yapmak, gerekse
bu bölgeyi kendi yönetimleri altına alarak medeniyetlerini daha da güçlendirmek istemişlerdi. Bu çerçevede bilindiği üzere Türklerin İslam öncesinde de bu bölgeye geldiği ve burada bazı yönetimler kurduğu ya da yönetimlere iştirak ettiği, yaşadığı bilinmektedir. İşte Büyük İskender'in bu bölgeye geldiği, hatta onların bazı kalıntılarının burada kaldığını biz biliyoruz. Daha sonraki zamanda da pek çok unsur, ırk, dini yapılar bu bölgeye gelmişler. Türklerin İslam'la tanışmasından sonra başta Gazneliler olmak üzere ki onlarla başlamış. Sonraki zamanda bu bölgeye özellikle Orta Asya menşeli çok miktarda toplum gelmiş ve yerleşmiştir. Bunları şunun için söylüyorum. Yani Hint alt klası dediğimiz yapı şu andaki durumuna gelinceye kadar hani bu bir mecazi tabirdir. 40 parçalı bir bohça gibi pek çok unsur burada bulunuyor. Yani sadece tek bir ırk yok. Hani Almanların, Nazi dünyasının tek ırk üzerinden şey yaptığı gibi öyle bir durum yok. Burada yani onlarca kelimesi bile belki az kalacak kadar ırklar, milletler, soylar bulunmaktadır. Öyle olduğu için Hint alt klası dediğimiz bölge sadece dar çerçevede kendisini tırnak içerisinde Hindu diye adlandıran kimselerin yeri değil. Burada tarihten beri, çünkü onlar da aslında başka yerlerden gelmiş buraya yerleşmişler. Yani bakacak olursak Hinduizm dediğimiz Hindu dininin de birinci şeyi değil bu. Öyle olduğu için bu bölge kendi nevi şahsına münhası bir yapı. Ama özellikle Türklerin egemenliğinden sonra toplumsal barış, toplumsal iletişim kanalları başlatılmış ve iletişim kanalları açıldığı için daha fazla bir adeta toplumsal kaynaşma olmuştur. Hemen hemen hiçbir zorlama olmaksızın bölge insanının ciddi bir kısmı Müslüman olmuştur. Bugün Bangladeş, Pakistan ve Hindistan'daki Müslümanları toplayacak olursak neredeyse Pakistan, Hindistan ve Bangladeş'in toplam nüfusunun neredeyse yarısı kadar Müslüman var. Ve bunların da, bu Müslümanların da %90'ı en az o bölgenin insanı. Yani bizzat Hint alt klası menşeli insanlar. Fakat İngilizler özellikle 1857'den sonra buraya geldiklerinde kendi hedefleri, amaçları doğrultusunda bir Hindistan dizayn etmeye çalıştılar. Bunun kökeninde, temelinde ise özellikle daha önce güçlü olan unsurların geriye itilmesi, güçlü unsurların zayıflatılması ve kendi hedefleri doğrultusunda yeni bir kısım yapıların, adeta kişilerin, ailelerin öne çıkarılması şeklinde formüle edilebilecek bir yapılanmaya doğru gidilmiş. Ve bunda da başarılı olmuşlar büyük oranda. Özetleyecek olursak, kendileriyle iyi ilişki kuran Hindu aileleri, kendileriyle iyi ilişki kuran ve kendi adeta ajandalarına harfiyen adeta uyan Müslümanlar ve bir kısım başkalarıyla ortak iş tutmaya başlamışlar. Bunun dışındakileri ise çok fazla yönetime yanaştırmamışlar. Yani elimizde bir kısım istatistikler var. Bu istatistiklere baktığımız zaman bu noktada çok ciddi bir ayrıştırmanın yapıldığı gözüküyor. Yani özellikle 1857 öncesinde tüm ülkeye Müslümanlar hakimken 1857 sonrasında 1900'lere gelindiğinde artık önemli devlet kademelerinde Müslümanların esamesi okunmamaya başlamış. İşte bu 1930 yılında meşhur 29 Aralık 1930 yılında Muhammed İkbal'in yeni bir düşünceye adeta yönelmesine sebebiyet vermiş. O da nedir? Artık biz ayrışmak durumundayız. Yani biz artık sürekli olarak düşmanlık üreten bu yapıyla aynı çatı altında zor bulunuruz. Çünkü daha önce böyle bir sıkıntı yoktu. Yani daha önce toplum çok ciddi bir şekilde iç içeydi. Her zaman yani Müslüman arasında problem var. Başkalar arasında her zaman problem olabilir. Hristiyanlar arasında problem yok mu? Var. Yani bu türden
adına basit diyebileceğimiz problemler olmuştur her zaman. Ama ciddi bir toplumsal çatışma, toplumsal sıkıntı yok. Ama İngilizlerin gelmesinden sonra bu büyük oranda değişti ve gittikçe buranın asıl sahibi bizleriz. Siz ey Müslümanlar dışarıdan geldiniz buraya, buranın asli unsuru değilsiniz. O halde bizim dediğimize ve bizim ortaya koyduğumuza tabi olmak zorundasınız. İşte bu Müslümanlara ağır gelmeye başlamış. Bunun üzerine tabii ki bildiğiniz üzere 1914'ten itibaren ciddi anlamda bir ayrışma, İngilizlerden kurtulma, İngilizleri oradan uzaklaştırma çabası vardı. İngilizler de bunu çok iyi bildikleri ve fark ettikleri için artık koca yönetilemez, problem üretmekten başka işlerine gelmeyen Hindistan'ı bırakmak istiyorlardı. Fakat bunu bırakmak için de yeni bir dizayn meydana getirmeleri lazımdı. Ve buna yönelik de çaba sarf ettiler. Biliyorsunuz son zamanlarda bu Hindistan'ın ayrışmasıyla ilgili bir film çevrildi. Bu filme baktığınız zaman ya nasıl bir şeyin olduğu, dizaynın olduğu kendi çevirdikleri filmde bile net olarak gözüküyor. İşte bunu gören Müslümanlar baktılar ki artık birlikte yaşamak son derece zor. İşte o çerçevede iki görüş ortaya çıktı. Ayrılalım, ayrılmayalım. Fakat ayrılalım diyenlerin çabası daha fazla ağırlıklı oldu. Bu sebeple özellikle Müslümanların kurmuş olduğu All India Muslim League 1906 yılında kurmuş olduğu parti üzerinden Kongres Partisi'ni adeta bypass ederek, çünkü Kongres Partisi'nin farklı ajandası vardı, yavaş yavaş ayrışmaya doğru gidildi. Daha sonra da Muhammed Ali Cinnah'ın önderliğinde 1947 yılında bu ayrışma gerçekleşti. Bir iki kelimeyle özetlemek gerekirse, bu ayrışma gerekli miydi? Evet, bazılarına göre gerekliydi. Çünkü artık böylesi bir toplum içerisinde Müslümanların huzurlu bir şekilde yaşaması zordu. Diğerlerine göre hayır. Bu şu andaki durum arizi bir durumdur. İngilizlerin çekilmesinden sonra tekrar toplum eski haline dönecektir. Ve toplum eski haline döndüğü zaman da yine Müslümanlar belli bir güç elde edecekler ve toplumsal hayat içerisinde daha aktif olacaklar. Bu düşünce vardı. Bu sebeple ayrılmanın doğru olmadığı şeyini ileri sürüyorlardı. Şimdi tabii şu anda bununla ilgili doğru ya da yanlış karar vermek zor. Ama benim şahsi görüşüm şudur. Ayrılma da problemli, ayrılmama da problemli. Eğer Müslümanlar içeride kalmış olsaydı belki İngilizler B planını devreye sokacaklardı ve çok ciddi toplumsal kaos meydana getirilerek yine belki farklı sonuçlar elde etmeye çalışacaklardı. Peki ayrıldılar ne oldu? Ayrıldılar. Güçlendirilen bir Hindistan, her bir bakımdan desteklenen bir Hindistan. Ama öbür taraftan 3-5 yılda, 5-10 yılda bir darbelerin yapıldığı ve sivil bir yapının oluşmasına çok fazla fırsat verilmediği bir Pakistan icat edildi. Maalesef bir Pakistan ortaya çıktı icat edildi kelimesi yerine. Bu da ayrı bir problemdi. Bu da ayrı bir problemdi. Üstelik ondan sonra Bangladeş ayrıldı. Üstelik kendilerinin self-determinasyon hakkı olduğu halde Hyderabad Nizamlığı işgal edildi. Hindistan tarafından Keşmir'in ciddi bir kısmı işgal edildi. Ayrıca bunun dışında da normalde anlaşma maddeleri gereği Müslümanlar lehine olması gereken pek çok şey yeni Hindistan devleti tarafından kullanıldı ve buna da uluslararası camia göz yumdu. Bunun içerisinde tabii başında İngilizler geliyor. Peki şimdi eski şeyleri karıştırmanın bir anlamı var mı? Hayır, yok. Şu anda yapılacak olan ve özellikle Müslüman ülkelerin de çaba göstermesi gereken şey, ben ikinci bölüme geçmeden hemen bunu tamamlayayım. Çaba göstermesi gereken şey, kesinlikle Pakistan ile Hindistan arasında ne yapıp edip en az 50 yıllık bir saldırmazlık ve barış anlaşması yapılmalı. Pakistanlılar çok rahat bir şekilde Hindistan'a gidebilmeli, Hindistanlılar çok rahat bir şekilde Pakistan'a gelebilmeli, ticari ilişkiler geliştirilmeli, her iki ülkenin refah içerisinde yaşaması için çaba sarf edilmeli, eski kardeşlikler, dostluklar artırılmalı. Şunu düşünün, yani Pakistan'da
üst mahkeme üyesi olan biri bile Hindistan'a giderken çok zorluk içerisinde gidiyor. Profesörler zorluk içerisinde gidiyor. Vize alamıyor. Yani böyle bir kardeşlik olabilir mi ya? Bu ne demek yani? Bu olacak iş değil. Ama maalesef sürekli olarak bir gerginlik yaratılıyor ve bu gerginlik içerisinde bu iki aynı ananın, aynı babanın çocuğu olan bu iki devletin fertleri, üyeleri maalesef birbirinden uzaklaştırılıyor. O sebeple ben 14 Ağustos 1947 bu ayrışmasını tam olarak işte hayırlı olsun da diyemiyorum dostlara. Ne kadar iyi ettiniz, çok güzel bir çözüm elde ettiniz de diyemiyorum. Ama bir kere olmuş. Biz yine de dostlarımıza her iki taraf için hayırlı olsun diyelim. Ben şimdilik bununla iktifa ediyorum. Teşekkür ederim. Değerli hocam, bilgi ve tecrübelerinizi ilk bölümde bizle paylaştığınız için teşekkür ederiz. İkinci konuşmacımız doçent doktor Hilal Şahin hocamıza sözü bırakırken konuşmacımızın hayat hikayesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Doçent doktor Hilal Şahin, orta lise eğitimini Sivas'ta tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi tamamladı. Ekber Şah ve Dini Reform başlıklı teziyle doktora unvanını aldı. Eğitimi süresince Milli Savunma Bakanlığı, Polis Akademisi gibi kurumlarda İngilizce öğretmenliği yaptı. 2006 yılında Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nde mütercim olarak görev yaptı. 2015 yılında Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı'na öğretim üyesi olarak atandı. Aynı üniversitenin Avrasya Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı oldu. 2021 yılında doçent unvanı alan Şahin, akademik kariyeri boyunca ulusal ve uluslararası birçok projede yer aldı. Aynı zamanda yurt içi ve yurt dışı sempozyum konferanslara katılarak Hindistan ve Hindistan Türk tarihi üzerine konuşmalar yaptı. Hindistan ve Hindistan Türk tarihi temelinde Babililer özelinde sayısız makale ve kitap bölümü yazan, ayrıca Indira Gandhi, Mahatma Gandhi konusunda da bilimsel çalışmalar yapan Şahin'in Hindistan'da Türk Rönansı, Ekber Şah ve Dini İlahisi başlıklı kitabı bulunmaktadır. İngilizce, Farsça ve Sanskritçe ve Hintçe bilen Şahin, evli ve iki çocuk annesidir. Değerli hocam, söz sahibinin eseri diyoruz. Söz sizde, buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Öncelikle kıymetli hocamızı, katılımcıları, değerli gazeteci yazarımızı saygıyla selamlıyorum. Bütün izleyicilerimize, dinleyicilerimize hoş geldiniz diyorum. Bugün Genel Türk Tarihi Duayenlerinden Profesör Doktor Abdülkadir Donuk hocamızın da vefat haberini aldım programdan hemen önce. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hayat evet böyle devam ediyor. Bizler de onların bayraklarına inşallah layıkı ile devam ettirmeye çalışacağız. Sayın hocamız Hindistan'ın etnik kökeninden bahsetti. İngilizlerin sömürgesinden sonra etnik kökenin belirgin hale geldiğini güzel bir şekilde işaret buyurdu. Ben de Hindistan'a 1947'ye götüren süreci anlatmadan önce Hindistan'ı bölünmeye götüren ana unsurları ifade etmek, yani tarihi geçmişinden biraz bahsetmek istiyorum. Dünyanın iştahını kabartan bir ülke malumunuz üzere Hindistan. Orta çağda baharat yolunun Hindistan'dan Avrupa'ya kadar uzanması, nüfusunun etkin olması ve ileriki konuşmamın safhalarında değineceğim üzere birçok unsur Hindistan'a gerçekten de birçok dış güçlerin iştahının kabarmasına neden olan etkenleri barındırmaktadır. Bu bağlamda Hindistan'ı bölünme sürecine götüren ana etmenin emperyalizm olduğu bugün yatsınamaz bir gerçektir malumunuz üzere. Hindistan ve alt kıtası için sömürgeleştirme hareketini İngiltere başlatmıştır. İngiltere'nin bu sömürgeleştirme hareketiyle birlikte ana hedefinin uluslararası ilişkilerin en önemli kavramlarından olan ve bugün de Ukrayna'daki gelişmeler ışığında tartışılan husus jeopolitik açıdan yani bu mesele olduğunu biliyoruz. Bu anlamda
Brzezinski'nin Avrasya'ya hakim olan dünyaya hakim olur anlayışı, İngiltere'nin sömürgeleştirmeye giriştiği ilk zamanda yani 1858-1603 1. Elizabeth dönemi, Walter Raleigh'in bugün kimilerince deniz emperyalizmi olarak adlandırdıkları, yani denize hakim olan ticarete hakim olur, ticarete hükmeder, ticarete hakim olan ise dünya zenginliklerine egemen olur şeklinde bir bakış açısının o dönemde yeni bir sürecin başladığını işaret eden ifadeler olduğunu söylemek gerekiyor. Dört döneme ayrılarak ortaya çıkan İngiliz emperyalizminin 1763 Paris Anlaşması'na kadarki ilk bölümü için en kritik baştan Hindistan olduğunu söylemek gerekiyor. Bu bakımdan 1600 yılında Hint, Doğu Hint Adaları yani Güneydoğu Asya'da Hollandalılarla rekabet edemeyen İngiliz Doğu Hindistan şirketi Hindistan'a yönelerek burada ticaret merkezleri kurmuştur. Bu şirket Ekber Şah döneminden sonra yani 1600'de kurulduktan 12 yıl sonra işte Cihangir Şah döneminde Gücerat'a bağlı Surat Limanı'nda ticaret yapmak amacıyla ilk ofisini açmıştır. Burada işte ilk defa Babür İmparatorluğu'ndan imtiyaz almış yani Hindistan'a girmiştir diyebiliriz. Zamanla tabii Bombay, Madras, Masulipatam gibi bölgelere yayılarak gücünü genişletmiştir. Bu şekilde genişleyerek dünyaya yayılan İngiliz sömürgecinin uzun bir dönem daha ziyade ekonomik ve ticari öncelikli bir şekilde en tanınmışı bu şirkettir. Evet, sömürge 1858 yılından 1947 yılına kadar yaklaşık 89 yıl sürmüş. Peki bu 89 yılın sonunda İngiltere bu sömürgesinden vaz mı geçmiş ya da nasıl bırakmış? Bu konuya biraz değinmeden önce tabii tarihi perspektifi atlamadan gitmek gerekiyor. Çünkü tarih her zaman geleceğin aynası. Kadim bir tarihe sahip olan Hindistan Doğu şirketi East Indian Company diye daha çok geçiyor malumunuz üzere. İngilizlerin 1858'den itibaren artık Hindistan'ı doğrudan yönetmeye başlama aracıdır. Çünkü bu dönemde artık her şey değişiyor. Ve bu dönemde az önce ifade ettiğim üzere Babürlü devleti, Babürlüler Hindistan'a hakim durumdadırlar. Hocamızın da az önce üzerinde durduğu üzere Gazneliler var. Onun öncesinde Hindistan'a İslamiyet'in yayılmasının en büyük rolünü üstlenen Türk İslam Devleti, daha sonra Delhi Sultanlığı ve onun akabinde işte Babürler. 1858'de Hint ticaretinde Hollanda'nın da varlık gösterdiğini görüyoruz. Günden güne yabancı güçler ülkedeki sermayeye göz dikmeye başlıyorlar. Ve yine aynı dönemin devamında Safevilerin 1730 yılında Delhi işgali ardından Afşar Hanedanlığı'nın Afganistan üzerinden ilerleyerek Babürlerin siyasi egemenliğini işgal altına alması, zenginliklerin işte Babürlere ait olan birçok ekonomik varlığın Hindistan'ın dışına taşınması, bu dönemde Hindistan'da Babürlerin ekonomik olarak varlık göstermesini oldukça zorlaştırmaya başlamıştır. Yine aynı dönemde Şah Alem'in, Babür İmparatoru Şah Alem'in İngilizlerden yardım istediğini görüyoruz. Böylece ilk kez İngilizlerin hükmünü sürdüğü bir süreç başlıyor. Yani artık İngilizler sesini çıkarmaya başlıyor Hindistan'da. 1857 yılında ilk isyanlar görülüyor Hindistan'da. Ve bu ilk isyanlar İngilizlere karşı. İlk isyanları çıkartanların da Babürlerin son hükümdarı olan Bahadır Şah'ın olduğu iddiasıyla İngilizler Bahadır Şah'ı Rangun'a sürgüne gönderiyorlar. Ardından çocukların ailesini gözünün önünde idam ediyorlar. Ve 1858 itibariyle İngiliz hükümeti artık resmen Hindistan'ı işgale başlıyor, işgal etmiş oluyor. Yani artık söz İngilizlerde. Aynı dönem içinde İngiltere Hindistan'a yönlendiren ana etmenlerden birinin de İngiltere'de gelişen sanayinin Amerika'daki kolonilerini artık birer pazar olarak görmesi, buraların sömürgecilik statüsünü ikinci plana itmesi olduğunu görmekteyiz. Böylelikle yeni ham madde arayışları için İngiltere'nin bu talebine cevabı Hindistan'da bulmuş olmasıdır. Yani Hindistan, İngiltere'nin aynı zamanda da bir pazar aracı olarak büyük bir gücüdür. Tabii İngiltere'nin Hindistan'a yönelmesinin farklı bir nedeni de yine ucuz iş gücüdür. Bunu da söylemek gerekiyor. Nüfustan kaynaklı bir etkendir. Günümüzde dünya ticaretinin %60'dan fazlasının aktığı Hint Pasifik kıyıları
İngiltere'ye o günden itibaren bu alanda var olma şansı tanımıştır. Esasında sömürgeciliğe dahi 15. yüzyılda deniz korsanlığı ile başlayan İngiltere'nin böylesi bir kritik deniz alanında hakimiyet tesis etmesi onun için oldukça önemli bir yükseliş evresidir. Tarihçilerin büyük oyun olarak adlandırdığı 19. yüzyıl gelişmeleri dahilinde ise İngiltere için Hindistan büyük oyun adına bir sıçrama tahtasıdır. Yine 19. yüzyılda malumunuz üzere sanayi devriminin İngiltere vasıtasıyla Hindistan'a taşınması ülkede bu yönde çok ciddi değişimlere yol açmıştır. İşte demir yollarının yapılması, birçok sanayi kuruluşlarının açılması Hindistan'ı geliştirmiyor. Aksine Hint halkını daha da sömürgeleştirmeye, itme yoluna itmiştir. Mesela İngiltere'nin demir yolları vasıtasıyla kendi kaynaklarını Avrupa'ya aktarması Hindistan'ı fakirliğe, kıtlığa, beraberinde gelecek işte salgın hastalıklara ve işte halkın tamamen sefalet içinde yaşamasına neden olmuştur. Bu sadece bir örnek. Yine Hindistan halkının ihraç ürünlerini yetiştirmeye başlaması, Hindistan'ın iklimine zor gelecek şekilde bir takım ürünleri yetiştirmeye zorlaması da halkı çok büyük sıkıntıya sürüklemiştir. İşte dediğim gibi salgın hastalıklar, kıtlık, açlık, ekonomik darboğaz o sırada 10 milyon yaklaşık Hintlinin ölmesine yol açmıştır. Hindistan'ı işgal etmiş olan İngiltere'nin o gün için Hindistan olarak elinde tuttuğu alanın hocamızın da bahsettiği gibi bugünkü Hindistan, Pakistan, Afganistan, Sri Lanka, Burma ve Bangladeş olarak bildiğimiz çok geniş bir alan olduğunu tekrar ifade etmek gerekir. Şu an bile bir kıta olarak nitelendirilebilecek kadar büyük olan Hindistan'ın o süreçte İngilizler için önemi bu noktayı başlangıç kullanarak Afganistan üzerinden ve direkt Pakistan üzerinden Orta Asya'ya bağlanma şansını doğurmuştur. İngiltere'nin tabii Orta Asya'ya bağlanma, burada yer alma, işte koloni kurma olarak tarif edebileceğimiz büyük oyun kavramında Hindistan ön plana çıkmıştır. Hindistan için Orta Asya'da güç mücadelesi yani büyük oyun Hindistan'daki denetim kurulu başkanı genel vali Lord William Bentinck'e Buhara'ya yeni bir ticaret yolu açmayı söylediğinde aslında ortaya çıktığını görmekteyiz. Burada Hindistan'ı ele geçirmeye sile İngiltere'nin de devlet tanımının da değişerek bu olayın akabinde büyük güç olarak ortaya çıktığını ve kendisini de böyle nitelendirdiğini ifade etmek gerekiyor. Bu denli ortamın içerisinde Rus Çarlığı'yla da karşı karşıya gelen İngiltere için Hindistan bağlamındaki ana konu güvenlik arayışıdır ki bu da Orta Doğu ülkeleriyle ilişkilerinde büyük sıkıntılara neden olacaktır. Çünkü İngiltere'nin bu dönemdeki temel problemi Hindistan'ın nasıl savunulacağı meselesi olmuştur. Kendi çıkarları doğrultusunda Rusya ile İngiltere'nin de Hindistan kapışmasının ana sebeplerinden biri İngiltere'ye göre Rusya'nın İngiltere'nin Hindistan'daki sömürgeleri için ciddi tehlike doğuruyor olması yatmaktadır. Yani bunun temelinde. Yine Hindistan üzerinden yürüyen bir başka mesele ise ülke imajı meselesidir. Yani Rusya'nın Orta Asya'da hükmetmesi İngiltere için Afganistan'ın Hindistan'a geçişini önleyecek bir tampon bölge olarak görmesi, yine İngiltere'nin Rusya'nın bu gücü karşısında kendi gücünü bertaraf etmek zorunda kalacakmış gibi bir düşüncenin ortaya çıkması, ülke imajını zedelemesi açısından da İngiltere'yi o anlamda o dönemde tedirgin etmiştir. Yani böylece Hindistan'ı güneş batmayan imparatorluk kavramının kritik eşiği sayan İngiltere bu bağlamda Rusya ile Osmanlı'nın arasını bozarak Rusya'yı bu bölgeden uzaklaştırıp biraz farklı mecralara sürükleme amacı gütmüştür. Peki Hindistan'da İngiliz sömürgeciliğine karşı, İngiliz hegemonyasına karşı hareketler neler olmuştur? Bu konuda da biraz değerlendirme yapacak olursak ki bu değerlendirmeden önce şu ifadeyi söylemem gerekiyor ki Hindistan'ın İngiltere'nin kuracağı sömürgenin anahtarı olduğu zaten herkes tarafından bilinen bir şey. Bunu Lord Curzon 19 Ekim 1900 tarihli bir konuşmasında Hindistansız bir İngiltere asla var olamaz cümlesiyle net bir şekilde ifade etmiştir. Peki bu
kadar kendine güvenen bir İngiltere karşısında Hindistan sessiz mi kaldı? Yani neler yaptılar sömürgeciliğe karşı, neler oldu? Kısaca buna bakmak gerekirse geciliği karşısında tabii ki İngiltere'nin ikiyüzlülüğünü gören Hint halkı bu durumda ulusal direnişe başlıyor, ulusal kongre aracılığıyla. İlginç olan ulusal kongrenin kurucusunda bir İngiliz olmasıdır. Daha sonra Müslümanlar tarafında ise Cinnah liderliğinde Müslümanlar Birliği'nin kurulması ve Hindu-Müslüman birlikteliği neticesinde İngilizlere karşı, sömürgeye karşı bir direnişin başladığını ve bağımsızlığın bu yönde talep edilmesi gerektiğini görmekteyiz. Tabii bu süreç istenildiği gibi ilerlemiyor. Daha sonra İngilizler Hindularla Müslümanların arasını açmak ve iki unsuru birbirinden ayırmak için büyük çatışmalara, isyanlara sebebiyet olacak olaylara ışık tutacaklardır ve böylece İngilizlerin amacı doğrultusunda Müslümanlarla Hindular birbirine ilerleyen süreçte bağımsızlık yolunda güya ilerliyormuş süsü verilerek düşman olacak. Çatışmalarda Müslümanlar Hinduları, Hindular Müslümanları öldürecek ve neticede iki taraf içinde belki bağımsızlık, sömürgeden kurtulmak adına, bağımsızlık adına daha doğrusu bir kazançmış gibi nitelendirilse de Pakistan Müslümanların bir devleti olarak ortaya çıkacak Ağustos 14 1947 ve ardından Hindistan'da yine Hinduizm kökenli etnik unsurun daha fazla olduğu, Sihlerin ve diğer din mensuplarının ve Müslümanların da dahil olduğu bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesinde yerini alacaktır. Bu tabii ki İngilizlerin bir oyunu sonucunda gerçekleşen bir süreçtir. Neticede sömürge bitmiştir, evet, ancak bağımsızlık çok acı bir şekilde sonuçlanmış. Mahatma Gandhi'nin Hindistan bir anadır ve bu ananın iki evladı vardır. Biri Müslümanlar, biri Hintliler sözü maalesef bu süreçte üzüntüyle sonuçlanmıştır. Gandhi de hatta hayattayken, Mahatma Gandhi'den hiç bahsedemedik tabii ki de, Gandhi hayattayken Hindistan bölünmüştür ve bağımsızlık törenlerine katılmamıştır. Çünkü o Hindistan'ın bölünmesini hiçbir zaman istemedi. Çünkü ikisinin de, iki toplumun da kardeş olduğunu her zaman benimsedi. Keşke Gandhi'nin sözü, Gandhi'nin ilkeleri, Gandhi'nin hayata bakışı devam ettirilseydi belki bugün Hindistan ve Pakistan'ın ayrılığından söz edilemezdi. Ve bunun altında tabii ki birçok etmen var. Zamanımız çok kısıtlı olduğu için çok fazla giriş yapamadık. Umarız başka bir programda. Evet, değerli hocam. Bilgi ve tecrübelerinizi bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederim. Şimdi üçüncü konuşmacımız gazeteci yazar Mehmet Öztürk hocamıza sözü bırakırken konuşmacımızın hayat hikayesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Gazeteci yazar Mehmet Öztürk Çorum Lisesi'ni bitirdikten sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünde fizik ve matematik ikili lisans eğitimini alırken yurt dışına çıktı. Pakistan İslamabad Uluslararası İslam Üniversitesi Din Usulü ve Davet Bölümü'nde BA Hons bitirdi. Marmara Üniversitesi Orta Doğu Enstitüsü'nde Siyasi Tarih ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde master yaptı. 1980'den beri Orta Doğu, Yakın Doğu, Afganistan, Pakistan ve çatışma bölgeler üzerine birçok gazete ve dergide yazılar yazdı. Radyo ve televizyon programları yaptı. TRT Arapça'da koordinatör yardımcısı yaptı. Arapça basının Nabzı programında yapımcısı ve daimi yorumcu konuk olarak bulundu. Bir dönem Anadolu Ajansı'nda Dünya Dilleri Daire Başkanı olarak görev yaptı. Arapça, İngilizce, Farsça ve Urduca bilen Mehmet Öztürk'ün Afganistan'da cihadın son 10 yılı başlıklı kitabı ve çeşitli dillerden çevirdiği kitap tercümeleri vardır. Değerli hocam, söz sahibinin eseri diyoruz. Söz sizde, buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Teşekkür ediyorum Cemal hocam. Ayrıca Abdülhamit hocamı ki ortak yönümüzde varmış Atatürk Üniversitesi'nden yine Hilal hocamı ve katılımcıları saygıyla selamlıyorum ben de. Bu münasebetle 14 Ağustos 1947'de bağımsızlığını kazanan Pakistan, yine 15
Ağustos 1947'de bağımsızlığını kazanan Hindistan'ın bağımsızlık günlerinde tebrik ediyorum. Çünkü konumuz Hindistan ve Pakistan. Aslında Abdülhamit Hocam ifade etti. Gerçi alt kıta veya İngilizce tabirle subcontinent, yani adeta büyük bir mozaik. Yani hem milletler açısından, ırklar açısından hem de dinler açısından büyük bir mozaik. Ve Hinduların şu iddiaları var. Aslında bunlar bizimle aynı ırklandılar ama Müslüman oldular gibi. Yani o bir ayrım noktası aslında. Şimdi tabii gerek Abdülhamit Hocam gerekse Hilal Hocam geçmişle ilgili oldukça aydınlatıcı, göz açıcı detaylar verdiler. Ben de birkaç soruyla birlikte bu ilk bölümde soruyla ilk bölüme ben de katkıda bulunmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi birlikte gidemez miydiler? Bunu Abdülhamit Hocam da söyledi. Yani aslında birlikte gidilmesi yönünde görüşler var. Yani Müslümanlar arasında da. Ama daha sonradan yine Allame İkbal ve diğer Pakistan ya da iki millet teorisini destekleyen diğer şahsiyetler tarafından Müslümanların kendi inançlarını rahatça yaşayabilecekleri bir toprak parçası istedikleri gündeme geliyor. Ama biraz öncesine baktığımızda özellikle de Pakistan'ın kurucu babası ya da Kaid-i Azam olarak niteledikleri veya Ulu Önder olarak niteledikleri Muhammed Ali Cinnah'ın önceleri Müslümanlarla Hinduları aslında bir araya getirme noktasında çabalar sarf ettiğini görüyoruz. Özellikle Müslümlük'le Indian Kongresi bir araya getirme çabaları var. Yine Cinnah bir dönem Hindistan Müslüman Birliği'nin büyükelçisi olarak niteleniyor. Ancak 1940'tan sonra denklem biraz değişmeye başlıyor ve iki tarafın yani Müslümanların ve Müslüman olmayanların tabii burada ağırlık Hindular ayrışması gerekti. İşte bu iki millet teorisi uyarınca ağırlık kazanıyor ve zannediyorum ki 1937'de bir seçim var. O seçimlerle birlikte alt kıtanın Müslüman ve Hindu milliyetçiliği, bu önemli bir kavram. Yani bizde Türkiye'de biraz tuhaf bakılıyor ama bu bölünmenin de aslında temel dinamiği bu. Bir tarafta Müslüman milliyetçiliği, yani dinden milliyetçilik olur mu diye tabii bir soru aklımıza gelebilir ama böyle bir şey var. Diğer tarafta da Hindu milliyetçiliği var. Kaldı ki günümüzde yani Pakistan'da bu Müslüman milliyetçiliği o kadar fazla olmamasına rağmen Hindistan'da zirve yaptığını görüyoruz. Özellikle Modi'nin iş başına gelmesinden sonra. Yani Hint alt kıtası dini milliyetçilik bazında ikiye bölünecek. Bir tarafta Pakistan olacak, diğer tarafta da Hindistan ve diğer Hindular ve diğer dini gruplar olacaklar. Dolayısıyla burada bölünme, İngilizce tabirle partition gündeme geliyor. Aslında partition pek bilinmiyor. Hocalarımız illaki biliyorlar. Ama ne Müslüman dünyanın gündeminde ne de Batı'da fazla gündeme getirmiyor ki. Yani bir tabirle yani bu bölünmenin yaşandığı dönem insanlık tarihinin yaşadığı en büyük nasıl söyleyelim kara dönemlerden bir tanesi. Çünkü bu bölünme döneminde yani Pakistan'la Hindistan'ın ayrışması artık kesinleştiğinde Müslümanlar Pakistan'a, Pakistan tabii iki kısımdan oluşuyor.
Bugünkü Bangladeş Doğu Pakistan olarak, bugünkü Pakistan da Batı Pakistan olarak bir devlet oluyorlar ve bu iki tarafa Müslümanlar Hindistan'dan İslami tabirle hicret ediyorlar. Zaten bugün Pakistan'da biliyorsunuz muhacirler var. Bu muhacirler işte bu bölünme döneminde Hindistan'dan Pakistan'a gidenler, tabii Bangladeş'teki durumu bilmiyorum. İlla ki orada da böyle bir durum olabilir. Diğer taraftan da bu Müslüman eyaletlerdeki, vilayetlerdeki Hindular ve Sihler ve Müslüman olmayanlar da aynı şekilde Hindistan'a geçiyorlar. Böylece bir taraftan bölünme oluyor ama diğer taraftan da dini arınma da oluyor. Gerçi bu dini arınmanın Hindistan'da o kadar fazla olmadığını görüyoruz. Neden? Bugün Hindistan'ın demografik yapısına baktığımızda Müslümanların resmi rakamlarla toplam nüfusun %14'ünü oluşturduğunu ve nüfus büyüme hızı olarak Hindulardan daha hızlı bir büyüme hızına sahip olduklarını görüyoruz. Ve neredeyse Hindistan'daki Müslümanlar bugün Pakistan'daki Müslümanlar kadar sayısında olduğunu görüyoruz. Belki de önümüzdeki dönemde dünyanın ikinci büyük Müslüman nüfusunun Hindistan'da olduğunu göreceğiz. Yani orada bir Müslüman kitle kaldı ama belki de birçok imtiyazlarını kaybettiler. Zaten bunu günümüzde özellikle de Hindu milliyetçiliğinin yükseldiği bu dönemde daha iyi bir şekilde görüyoruz. Yani partition'la ilgili bir iki yani bir arada kalamazlar mıydı? Onu bitireyim. Hilafet hareketi var biliyorsunuz. 1919-1924 yılları arasında. Bu hilafet hareketi aslında Müslümanların başlattığı ama buna Hinduların da destek verdiği bir hareket olarak önümüze çıkıyor. Gandhi de buna destek veriyor, hilafet hareketine. Ve ayrıca Müslümanlar İngilizler gelmeden önce Hilal Hocam'ın da ifade ettiği gibi bir arada yaşıyorlar. Yani bir arada aslında yaşama kültürü de geliştiriyorlar. Ancak İngilizlerin bölgeye gelmesiyle birlikte yani İngilizler ayrım yapmaya ve Hinduları öne çıkarmaya başlıyorlar. Buradan isterseniz ikinci sorumuza geçelim. Yani bölünme ile ilgili de yani bölünme aslında dini bir arınma, saflaşma olarak da ortaya çıkıyor. Yani Müslümanlar aynen bizde de var biliyorsunuz. Osmanlı Devleti ile Osmanlı Devleti çöktükten sonra Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında anlaşma imzalandı. Yani oradaki Müslümanların Türkiye'deki gayrimüslimlerin de mübadele diye ifade ettiğimiz bir şey vardı. Ancak bu bölün yani partition çok kanlı bir şekilde gerçekleşiyor. 15 milyon insan yerinden, yurdundan oluyor. 1 ila 2 milyon arasında insan, bu yüzden diyorum yani fazla gündeme gelmiyor. Yani bir savaş da değil aslında, bir dünya savaşında belki bu kadar insan hayatını kaybeder. Çok büyük cinayetler var belki iki tarafta da. Dolayısıyla aslında partition diye yazılır, soykırım diye okunur diye ben ifade ediyorum. Büyük bir aslında soykırım da var. Dolayısıyla bu partition'ı iki toplum açısından büyük bir travma olarak da görmek gerekiyor. Büyük bir travma olarak da görmek gerekiyor. Çünkü bunun etkileri hala var ve bu etki belki iki ülkenin ilişkilerini de, ileriye doğru ilişkilerini de etkiliyor. Vaktim azaldı. Dolayısıyla uluslararası aktörler üzerine İngilizlerin büyük oyundan Hilal Hocam bahsetti. Bu partition ve iki ülkenin aslında bölünmesini de bir İngiliz büyük oyun olarak nitelemek gerekiyor. Çünkü İngilizler çekildikleri bölgelerden kendilerinin geri dönüşlerini sağlayabilecek mayınlar bırakarak çıkıyorlar. Bunlardan Keşmir var, Belüçistan var,
Durant hattı var, Afganistan-Pakistan'ın bugünkü sınırı. Rohingya var, Pencap var, Bengal var. Buraları böldü giderken İngilizler ve buralarda sıkıntılar var. Yani bizim coğrafyada da var aslında. Dolayısıyla son bir dakikama geldim. Yani 1947'den beri karşılıklı bir iki ülke arasında antipati var. Ve ikinci bölümde herhalde bunu gündeme getireceğiz. Ülkeler geliştiler. İngilizlerin İngilizce mirasını da mirasından da istifade ederek özellikle Hindistan kendisini büyük oranda geliştirdiği iki ülke nükleer ülke oldular. Bölgede tabii bir nükleer kümelenmeden de bahsetmemiz mümkün. Dolayısıyla İngilizlerin oyunu ve bölünme felaketi bu iki ülkenin ilişkilerini ileriye doğru etkileyecek. İnşallah ikinci bölümde de biraz daha günümüze gelmeye çalışırız. Teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür ederiz Mehmet Hocam. Birinci bölümde bölünme sürecinde toplumsal dinamikler ve küresel aktörlerin rolü yorumladık. İkinci bölümde ise bağımsızlık sonrası iki ülke ilişkilerinin ortak bir gelecek serüveninde toplumsal dinamikler ve küresel aktörlerin rolü, risk ve fırsatları objektifinden hocalarımızdan yorumlar alacağız. Evet, ilk yorumu yine Abdülhamit Rışık Hocam. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Güzel şeyler anlatıldı. Çok son derece yararlı bilgiler duyduk. Şimdi düşünelim. Yani İngiltere mi Hindistan'a daha yakındır, Pakistan'a daha yakındır? Yoksa Pakistan mı Hindistan'a daha yakındır? Gerek coğrafi açıdan, gerek ırki açıdan, gerek ortak geçmiş açısından tabii ki Pakistan'la Hindistan birbirine daha yakındır. Bangladeş'le Hindistan birbirine daha yakındır. Ya da buradaki ülkeler birbirine daha yakındır. Fakat ne hikmetse İngilizlerle Hindular ya da Hindistan devleti, İngilizlerle Pakistan devleti kol kola çok güzel, hiçbir problem yok. Dört dörtlük her türlü şeyleri, üstelik Kraliçe Hazretlerine bağlı bir şey gibi, bir yapı gibi eski sömürgeleri şey yapıyorlar, kendi kol kanatları altına tutuyorlar, biliyorsunuz öyle bir sistemleri var. Şimdi bu son derece anlaşılmaz bir durumdur. Yani hem Pakistan'ın hem Hindistan'ın yöneticileri bunu düşünmek zorunda. Yani biz sınırdaşız. Ayrıca Pencap bölgesi ikiye bölünmüş. Doğu Pencap, Batı Pencap olmuş. Yani bu nedir? Malatya'yı ikiye bölüyorsunuz. Bir tarafı bilmem şu Berlin ikiye böldünüz. Bir tarafı Doğu, bir tarafı Batı Berlin. Yani aynı. Aynı ırk, aynı soy, aynı kültür, aynı geçmiş, aynı şey. O sebeple gelecek açısından düşündüğümüz zaman daha fazla yeni yara açma yerine eski yaraları iyileştirme, tekrar yeni bir ortak, tabii ki bu defa iki devlet olarak, tabii ki kendi menfaatlerini merkeze alarak, tabii ki çatışmacı değil, uzlaşmacı bir şey. Tabii ki bir kısım varsa önemli problemler, bunu zamana bırakmak. Çünkü bu da ayrı bir şey oluyor. Bu İngiliz'in bir oyunuydu. Yani nedir İngiliz'in oyunu? İngiliz istedi ki Keşmir gibi bir problem olsun ve bu problem iki ülkenin birbiriyle sürekli olarak didişmesine sebebiyet versin. Yani Pakistan'la Hindistan devletinin yetkilileri mutlaka 3., 4., 5. ülkelerin aracılığıyla bu sonuca ulaşmak zorunda. Yani 50 yıllık gibi bir hedef öncelikli belirlenir. İlk 10 yılı deneme olur. 10 yıl içerisinde kontroller olur. Bakılır ki çok güzel gidiyor. Sonra bu yeni şey yapılır. Ticari işler yapılır. Ne bileyim yani her şey yapılabilir. Bunu denemek zorundalar. Ama bunu deneme bir tarafa, işte yakın zamana çıkan bir Hindistan vatandaşlık yasası tartışması var. Yani ben işte bir televizyon kanalında da bununla ilgili konuştuk. Orada da anayasanın ilgili maddelerini detaylı bir şekilde okudum. Şimdi zaman zayi etmeyelim.
Hindistan Anayasası'na baktığımız zaman, ilk kuruluş anayasasına, Hindistan Anayasası orada yaşayan kim olursa olsun bunlara eşit haklar veriyor. Eşit hakları veriyor. Sadece eşit haklar vermiyor, aynı zamanda teşkilatlanma, kendi düşüncesini yayma vesaire vesaire, her konuda güzel. Anayasa güzel. Fakat Modi hükümeti ve özellikle aşırıcılar, bunlar yarayı derinleştirmek için anayasayı da çiğneyerek, hatta anayasa mahkemelerine bizzat kendi taraftarı kişilerin yerleşmesini de sağlayarak adeta anayasayı da anayasa mahkemesi üzerinden bypass ederek yeni bir şeye doğru gidiyorlar. Dünya da bunu seyrediyor. Yani dünya da bunu seyrediyor. Bu son derece anlaşılmaz bir şey. Buna hiç kimsenin bir faydası yok, bir yararı yok. Aklı Selim'in buradan elde edeceği hiçbir şey yok. Ama gelecekten ümitsiz miyiz? Hayır, ümitsiz olmamamız lazım. Burada Mehmet Öztürk hocamın söylemiş olduğu bir şeye sadece bir dipnot kabilinden bir ekleme yapacağım. Bunu bir iki yerde de söyledim. Delhi'de Institute of Objective Studies var. Bilmiyorum gideniniz oldu mu? Bunun başkanı Doktor Manzur Alem, ya da işte Alem yazıyorlar. Manzur Alem. Ben kendisiyle ilk 1993 yılının Aralık ayında Hindistan'da bizzat kendi merkezlerinde tanıştım. O günden bugüne görüşürüm. En son olarak da 2014 yılında Delhi'ye gittiğimde yine kendilerini ziyaret ettim, konuştum. Delhi'ye bu son gidişinde dedim ki, Allah aşkına siz dedim bir enstitüsünüz ve burada yıllardan beri araştırma yapıyorsunuz. Ya bakıyoruz resmi kaynaklara, işte Müslümanlara oranı %12-13 deniyor. Müslümanlara soruyoruz, biz %25-30 diyorlar. Hindular yüzde işte şu kadar diyor. Nedir bunun astarı dediğinde, kendisi de bunu şöyle ifade etti. Biz bu konuda ciddi bir araştırma yaptık. Ciddi bir araştırma yaptık. Yaptığımız araştırmaya göre Hindistan'daki Müslümanların oranı %19'dan kesinlikle az değil, ama %21'den %22'den de fazla değil. Yani biz bunu %20 desek, yani %20 250 milyon 300 milyon azınlık mı olur ya? Bu azınlık kavramı son derece kabul edilemez bir kavram. Yani Avrupa'nın nüfusu kadar neredeyse bir nüfus var burada. Müslüman nüfusu var. Ve bunlar sürekli olarak cahilleştirilmeye çalışılıyor. Sürekli olarak ötekileştirilmeye çalışılıyor. Yani bir topluma problem üreten, yani bilgisizlikle, işte verimsizlikle üreten insanların o toplumda olmasının o ülkeye ne faydası var? Halbuki Hindistan devleti anayasadan da yararlanarak mutlaka ve mutlaka buradaki insanlara eşit eğitim hakkı, eşit teşkilatlanma hakkı, eşit şu, eşit bu vermesi lazım. Mesela düşünün, var mı Müslümanların ciddi bir partisi? Cemaat İslami işte bir var, onu da el kolu kırık bir şekilde tutuyorlar. Cemaat-i İslami'den olmak bir suçtur adeta orada. Ve onlar da kendilerini psikolojik baskı altında hissettikleri için sesleri çıkmıyor. Yani 250 milyon insan, hadi işte şöyle diyelim, böyle diyelim. Yani o ülkede %15'lik bir oy ile mecliste temsil edilmeleri mümkün iken, bugün bilmiyorum Mehmet Hocam, yani orada Müslümanların mecliste temsili nedir? İşte Kongres Partisi'nden girenler var. Yani %3-4 bile değildir doğru dürüst. Çok az. Yani bu olacak iş değil. Ama demokrasi diyen ülkeler, devletler, demokrasinin beşiği olduğunu söyleyen İngiltere vesaire, bu tür şeyler bunların umurunda değil. Bunlar kabul edilecek şeyler değil. O sebeple bence hakem rolü üstlenebilecek ve bu hakem rolünü asla ve asla kaybetmeyecek. Mesela Türkiye'nin işte Ukrayna-Rusya krizinde yaptığı gibi ülkelerin olması lazım ve Hindistan'a da demesi lazım, arkadaş bu olmaz. Pakistan'a demesi lazım ki, arkadaş bu olmaz. Bunlar hoş değil. Yani bunlar insanlık adına bu asırda hoş değil. Sizin kendi ülkenizde kaos çıkarmanız ve bu 250-300 milyon insanı tedirgin etmenizin size bir faydası yok. O sebeple ben gelecek perspektif açısından oturulsa bir yılda çok ciddi mesafeler kat edileceğini ve içeride çok büyük problem de yok. Yani halklar arasında çok ciddi kavga da yok esasen. Sadece kışkırtmalar sonucunda oluşan bazı şeyler var. Yani ben işte gittim, gezdim, aşağı Kerala bölgesine gezdim. Hilal Hanım da mutlaka çeşitli yerlere gitmiştir. Azam Garp orta bölgeyi gezdim. Varanasi işte oraları gezdim. Ne bileyim,
pek çok yerine gittim. Ceypur'undan tut da işte şöyle. Şimdi esası çok ciddi problemler de yok. Bilgiler de alıyoruz zaten. Yani Müslümanlarla diğerler arasında ciddi bir sıkıntı da yok. Tarihte zaten yok, bugün de yok. Ama bu parti sürekli olarak kaşıyor. Neden? Müslümanları tedirgin ederek geri bırakmak. Yani İngilizlerin uygulamış olduğu politikayı belki de İsrail gibi bir kısım böyle azınlıkken çoğunluk durumuna geçen ya da elinde olan 1-5 yapmaya çalışan yerlerden herhalde şey alıyorlar, tiyolar alıyorlar. Sürekli olarak bir gerilim ortamı yaratarak Müslümanları pasifize etmeye çalışıyorlar. Halbuki bu tür şeyler zaman işte kedinin üzerine şey yaparsın, fazla gidersin, üzerinize atlar. Şimdi Müslümanlar bu kadar tedirgin edildikleri takdirde ne yapacaklar? Kavga çıkacak. Kavga çıkınca kim kâr edecek? Bunu hiç kimse kâr etmeyecek. O sebeple ben geleceği Hindistan'la Pakistan'ın geleceğinin anlaşmadan, birlikte hareketten, yardımlaşmadan, dostluktan, tarih ve kültür değerlerini ortak paylaşmaktan geçtiğini ben düşünüyorum. Ve bu noktada da gerek İslam İşbirliği Teşkilatı'nın, gerek Birleşmiş Milletler'in kesinlikle ve kesinlikle sorumlu olduğunu ve bu sorumluluğun yerine getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama maalesef bu noktada da ne ülkemizde çok ciddi adımlar atılıyor Hindistan'a yönelik ya başka yerde. Eğer bileniniz varsa bilmiyorum adımların atıldığına dair söyleyin biz de duyalım diye söylüyorum. Bunun dışında soru kısmında şeyler olursa onlara cevap veririm. Zaten değerli dostlar diğer yönlerini bunların daha detaylı olarak ortaya koyacaklardır. Teşekkür ederim. Evet, değerli hocam biz de teşekkür ederiz. Şimdi ikinci konuşmacımız doçent doktor Hilal Şahin hocamıza sözü bırakıyoruz. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. Kıymetli hocamız güzel konulara değindi. Evet 1906'da başlayan bağımsızlık hareketi 1947'de bir saatlik arayla iki ülkenin de bağımsızlıklarını ilan etmesiyle başarıya ulaşmıştır diyelim. Tabii bu başarı kelimesi üzerinde düşünülecek bir meseledir diye zaten söylüyoruz program başından beri. Yani 41 yıllık bir mücadele var. Şimdi bu mücadele sonunda bağımsızlığın idolü olan ve Hintlilerin Mahatma diye adlandırdıkları yani yüce ruh, papu da diyorlar, baba diye adlandırdıkları Mahatma Gandhi mücadelenin sonunda 1948 yılında bir koyu Hindu milliyetçisi tarafından öldürüldü. Neden bir Hindu tarafından öldürüldü? Çünkü Gandhi'nin Müslümanlara yakın durması ve Hindistan'la işte yani Hintlilerle, Hindularla daha doğrusu Müslümanların ayrışmasını istememesi. Yani Hindistan'ın bölünmesine karşı olması Gandhi'nin öldürülmesinin önünde yatan en büyük nedendir. Ölmeden hemen önce yani bağımsızlıktan hemen önce şu ifadesini söyleyip hemen konuya daha geçeceğim. Mahatma Gandhi diyor ki ölmeden önce Cinnah'a, Muhammed Ali Cinnah. Sevgili Cinnah sen ve ben kardeşiz. Aynı anneden yani Hindistan'dan, Hindistan'a anne diyorlar. Doğduk, aynı anneden doğduk. Korkularım varsa bunları giderelim. Dostlarıma beni anlamaları için yalvarıyorum. Ne olur ayrılmayın. Nehru da Gandhi'nin çok yakın arkadaşıdır. Hindistan'ın bağımsızlığında Nehru ön plandadır Gandhi ile birlikte ve bağımsız Hindistan'ın ilk başbakanıdır malumunuz üzere. Nehru'dan kenara çekilmesini istiyorum ve Hindistan'ın ilk başbakanının sen olmanı istiyorum. Lütfen bu ricamı kabul et diyorum Cinnah'a. Ancak Cinnah biliyorsunuz bir Müslüman devlet kurmaktan yana olduğu için bu teklifi kabul etmiyor. Evet bu ayrılık engellenebilirdi, engellenemedi. Gandhi'nin ve Cinnah'ın ilk etaptaki Hindu ve Müslüman kardeşliği ilkesi devam ettirilseydi bu ayrılığın önüne geçilebilirdi. Hindu ve Müslümanlar kader birliği yapmaya devam ederek yine İngilizlere, sömürgeye karşı tek vücut olmaya ve vatanlarına sahip çıkmaya devam edebilirdi. Ancak ayrılık olduktan sonra bunlar ne uzlaşma yoluna yani bu her iki taraf uzlaşma yoluna gidebilir. Süreç devam ediyor. Tarihten hiçbir zaman olayları ayrı düşünemeyiz. Tarihi perspektife dayanarak tarihi, dini, kültürel bağların tekrar canlandırılması sağlanabilir. Masa başı diplomatik ilişkilerin işte bir takım anlaşmalarla tekrar gündeme getirilmesi sağlanabilir. Siyasi ilişkiler, işte ticari ilişkiler, kültürel ilişkiler bu anlamda ivme
kazandırılabilir kültürel ilişkilere de. Tabii bunu bütün katılımcıların da ifade ettiği gibi artık biliyoruz ki İngiltere istemeseydi Hindistan parçalanmazdı ve Müslüman-Hindu çatışması gerçekleşmezdi. İngiltere döneminden itibaren Hindistan'da yükselen bir Hindu milliyetçiliği var. Ve bu Hindistan'ın yoğunluklu olan Hindu kesiminin tabii biraz içine geliyor. Bunu hani ifade etmek gerekiyor ki bugün de hocamızın da ifade ettiği üzere parti üzerinden, Hindistan'ın popüler partisi BJP üzerinden bir propaganda geliştirilerek Müslümanlara karşı ciddi anlamda bir takım faaliyetler geliştiriliyor olumsuz anlamda. Bizler de bunu çok yakından takip ediyoruz ve üzücü olarak tabii ki karşılıyoruz. İnşallah bunlar kısa sürede giderilir ve tarihi bağlarına, köklerine sahip çıkarlar. Çünkü Hindistan gerçekten de Müslümanlar olmadan, Hindular, Cainistler, Sihler, bütün din mensupları olmadan bir anlam ifade etmeyen bir ülkedir. Hindistan'da, Pakistan'da birbirinin kardeşidir. Tekrar bir ortak noktada buluşmak mümkündür. Artık iki devlet olduğu için bundan sonraki süreçte ikili güzel ilişkiler geliştirilebilir. Kardeşlik ön plana çıkartılabilir. Malumunuz üzere 2014 yılı ile birlikte dünyada tekrar bir paylaşım savaşı başlamıştır. İşte Rusya'nın Kırım ilhakı sonrası gelişen olaylar dünyanın çok kutupluluğuna evrildiği bir süreci doğurmuştur. Bu da elbette devletlerin ortaya çıkan çok kutupluluğunun bir parçası olmuştur. Yani Hindistan, Pakistan'da bunun zaten payını 1947'de net bir şekilde almıştır. Süreç o zamandan bugüne hiçbir şekilde değişmeden devam etmiştir. Günümüzde yine hocamızın da sayın yazarımızın da ifade ettiği gibi İngiltere Hindistan'a çok güzel bir hediye bırakmıştır ayrılırken. İki kardeşin düşmanlığını, Keşmir sorununu, çözülemez bir takım sınır anlaşmazlıkları, bir takım işte işin içinden çıkılamaz anayasal problemleri beraberinde bırakıp gitmiştir. En büyüğü de Keşmir sorunudur. Keşmir sorunu çözülmezse ki çözülebilir mi? Bu da çok büyük bir gerçekten de üzerinde düşünmesi ve çok ciddi işler yapılması gereken bir mesele. Keşmir sorunu çözülmediği müddetçe iki ülkenin ilişkilerinin gerçek anlamda düzelebileceğini maalesef öngöremiyoruz. Dünyanın evet çok kutuplu bir düzene evrildiği bu dönemde iki ülkenin, Pakistan'ın ve Hindistan'ın bu durumda müstakil bir rol alması gerekiyor. Ancak bu istenmiyor. İki tarafta uluslararası güçler tarafından çok ciddi bir şekilde kontrol ediliyor. Hindistan malumunuz üzere bugün uzay programı olan bir ülke ve iki ülkenin de ciddi anlamda nükleer güçleri var. İkisi de Asya'nın büyük gücü. Bu iki gücünü kullanarak dış güçlere karşı bir şey oluşturabilirler, kendi sınırlarını çizebilirler. Özgün siyasetleri var. İki ülkenin de özgün siyasetlerine sahip çıkabilirler. Örneğin Hindistan Çanakya Kautilya'dan itibaren kendi özgün diplomasi geleneğine sahiptir. Nehru da işte bağlantısızlık politikasıyla aslında bu tesadüf değil, Hindistan'ın potansiyellerini bilerek bir adım atmıştır. Yani buna tekrar bu adımlara tekrar sahip çıkarak çok kutuplu bir dünyadan ziyade Hindistan ve Pakistan kendi kutuplarını inşa etmek durumundadır. Çünkü iki ülkede gerçekten de ciddi sıkıntılar yaşamış ve bu sıkıntıların artık bitmesini hak eden iki kardeştir. Hindistan'da bağları olan Müslümanlar elbette ki tarihi geçmişlerine çok rahat bir şekilde hakimler. Hindular ve Müslümanlar ve akabinde gelen bütün din mensupları kardeştir. Ben böyle söylüyorum. Bugünkü bağımsızlıklarında Hindistan'ın Türk Milli Mücadelesi'ne örnek almıştır. Ve Türklere dolayısıyla dönemin tabii ki Osmanlı İmparatorluğu'na ciddi anlamda bağlılıkları, sevgileri, sempatileri vardır. Bizim kültürümüze de her zaman milletimize, tarihimize, dinimize, işte insanımıza sahip çıkma geleneği vardır. Pakistan ve Hindistan'da bu geleneği devam ettirebilir. Çünkü ikisi de birbirinin bir bütünüdür. Yani ben ikisini ayrı göremiyorum zaten. Bu anlamda bir elmanın iki yarısı olan iki ülkenin tekrar diplomatik düzeyde iyi bir seviyeye gelmesi çok zor değil. Bu anlamda hocamızın da belirttiği üzere Türkiye'nin de üzerine düşen görevi yapması gerekiyor. Yani ne Pakistan'dan yana bir tavır sergilemesi ne de Hindistan'dan yana bir tavır sergilemesi gerekiyor. Neticede
bağımsız bir ülke olarak Türkiye'nin de hem Hindistan'a hem Pakistan'a eşit derecede desteklemesi ve bunu da net bir şekilde sergilemesi gerekiyor. Çünkü bizim asıl bağlarımız Hindistan'da serpilmiştir. Temelimiz asıl Hindistan'dadır. Hindistan olmasaydı bugün Pakistan'dan söz edemezdik. Bugün Hindistan'da bulunan İslam Türk sanatlarının %90'ı Müslüman Türklere aittir. Hindistan'a sahip çıkmazsak kendi Türk tarihimizi de unutmuş oluruz, inkar etmiş oluruz. Hindistan'ı bilmezsek Pakistan'ı zaten anlayamayız. Pakistan Müslümanları, Hindistan Müslümanları ve diğer etnik unsurlar olmasaydı bugün de Türk demokrasisinden, Türkiye'nin bağımsız bir ülke statüsünden söz etmemiz mümkün olmazdı. Çünkü malumunuz üzere bağımsızlığımızın elde edilmesi sürecinde en fazla yardımı dünyada Hindistan yapmıştır. Ben Hindistan diyorum, sadece Müslümanlar olarak ele almıyorum çünkü ve Hindistan'dan gelen yardımlarla ağırlık evet Müslümanlarındır. İş Bankası kurulmuştur. Tekrar bir demokratik ülkenin inşa edilmesi bu yolla sağlanmıştır. Biz Hindistan'a çok şey borçluyuz, Pakistan Müslümanlarına çok şey borçluyuz. Bu anlamda onların iyiliği için Türkiye'nin de üzerine düşen görevi yapması gerekiyor. Akademik olarak bizler bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar, ancak devlet düzeyinde bu çalışmalarımız kısıtlı derecede desteklendiği sürece iki ülke adına maalesef yaptığımız çalışmalar çok verimli olmuyor. Umarız bundan sonra gelecekten umutsuz olmadan ümit var olarak yapılacak akademik, ilmi, diplomatik çalışmalarda daha önce olmaya çalışırız. Türkiye her zaman çünkü öncüdür, arabulucudur. İki ülke arasında da arabuluculuk rolüyle güzel işlere imza atacağından hiç kuşkumuz yok. Biraz daha çalışıp lütfen geleceği, geçmişi görmeden okumayalım. Geçmişi de inkar etmeyelim diyorum. Teşekkür ediyorum bu programların da devamının gelmesine ve yapılan konuşmaların icraata dönüştürülmesinin yolunun açılmasını istiyoruz. Biz konuşuyoruz ama bizim konuşmalarımız sadece maalesef işte akademik faaliyetlerle sınırlı kalıyor. Asıl iş diplomatikadadır. İnşallah diplomatik seviyede her şey daha güzel olacaktır ki olmaması için bir neden yok. Teşekkür ederim tekrar. Evet, Hilal Hocam biz de sizlere teşekkür ederiz. Ve tabii ki diplomatik hareketliliği sağlamak için de akademisyenlerimize, yazarlarımıza, gazetecilerimize oldukça iş düşüyor. Onlar ne kadar gündeme ve getirirse oradaki potansiyelli kalemleriyle ve ifadeleriyle ortaya koydukları zaman diplomasi de kesinlikle bir dikkat çekeceği düşüncesindeyiz. Evet. Şimdi... Mehmet Hocam'a söz vermeden ya bizde akraba topluluklar diye bir teşkilat var. İşte yurt dışı işte akraba. Ya bizim orada kardeşim Türkiye nüfusu kadar akrabamız var. Ama aynen. Ben şahsen ne Pakistan'ı ne Hindistan'ı buraya dahil edemedim. Zamanında konuştum, başkalarına söyledim, şunu yaptım. Yani tamam biz eğer devlet olacaksak, yani ileri bir devlet olacaksak biz kendimizi böyle abartarak ilim adamı demeyiz ama en azından o bölgeyi en iyi bilenlerden şurada bulunanlar ve bizim gibi 5-10 kişi. Ya evet. Söylüyoruz bunu yapın arkadaş. Oraya giden birisi olunca kayrılsın. Yani Pakistan'a, Hindistan'a gitmekten daha zor, sıkıntılı bir şey yok. Orada yaşamaktan daha zor, sıkıntılı bir şey yok. Bari siz bizi destekleyin ya. Bize destek olun. Yardımcı olun. Ben hayatımın en zor günlerini oralarda geçirdim. Her bir açıdan. Ama bir de destek alamayacak insan bir yere kadar. Yani sabrı tahammülü. Kusura bakmayın araya girdim. Evet değerli hocam. İnşallah bu programlarla sesimizi daha da gür şekilde duyuracağız. Evet Mehmet Hocam buyurun ikinci bölüm için. Teşekkür ediyorum. İkinci bölümde bağımsızlık sonrası iki ülke ilişkilerinin ortak gelecek serüveni ve dış aktörler başlığını taşıyor. Ben bitirdiğim yerden alıp ileri götürmek istiyorum. Şimdi İngilizlerle ilgili yani orada bir son dönemde moda bir tabir var, birlikte yaşama meselesi. Aslında 1000 yıl boyunca bu pratikte alt kıtada geliştirilmiş bir deneyim.
Yani bunu görmek gerekiyor ve İngilizlerle ilgili ortak geleneği yavaş yavaş erozyona uğratmak suçlaması var. Bu tabii ileriye yönelik olarak İngilizlerin yapmış olduğu bir planlama. İkinci bir şey de yine bu partition bağlamında Ayşe Celal isimli bir yazar var, tarihçi. Partition yani bölünme, insanların geçmiş, bugün ve geleceklerinin tasavvurunu etkilemeye devam ediyor diyor. Şimdi bu önemli. Çünkü bölünme çok büyük bir travma yaşattı. Yani önceden olmayan bir şeydi belki. Bu arada belki hani işte kuzeyden gelenler, güneyden gelenler, devlet kuranlar falan. Ama orada bir birlikte yaşama tasavvuru vardı. Bunu bölünme çok büyük bir şekilde etkiledi. Çünkü iki taraftan da büyük katliamlar oldu. Yani 1 ile 2 milyon arasında insanın öldürüldüğünü söylüyoruz. Dolayısıyla şu cümle önemli. Bölünme dini hoşgörüyü de çökertti. Bu önemli bir şey. Yani halen de belki ben Hindistan'a bir kere gittim. Yani Hindistan Büyükelçiliği tanıma bağlamında gazetecileri götürmüştü. Ben de gittim. Yani çok yerlerine bakamadım ama yani Hilal Hanım'ın da söylediği gibi aslında bir tamamıyla bir Hindistan gibi bakmak gerekiyor ama bir de tabii günümüze baktığımızda bir bölünme gerçekleşmiş. Dini milliyetçilik bazında iki tane, hatta Bangladeş'in ayrılmasıyla üç tane devlet oluşmuş. Dolayısıyla bundan sonrasına bakmak gerekiyor. Şimdi bu noktada aslında ben iki tane aktör görüyorum. Aradaki ilişkilerin iyileşmesi ya da kötüleşmesi bazında. Bir tanesi iç aktörler ama yani iç aktörler iki ülkenin ilişkilerinin geliştirmesinden daha çok kötüleştirmesinde rol oynuyorlar. Önceki dönemlerde bazı adımlar atıldı. Mesela Samjota Express diye bir tren var. Yani Pakistan'la Hindistan arasında geliş gidişi sağlama noktasında. Hatta otobüsler falan devreye girmişti. Ama son dönemde özellikle de Hindistan'da bu milliyetçilik, yani Hindu milliyetçiliği dalgasının Bharatiya Janata Parti tarafından yükseltilmesi neticesinde çok büyük bir sıkıntı var. Şöyle yani mesela bu Baburi Mescit bir örneklik oluşturdu. Baburi Mescit yıkıldı. Yerine Hindu tapınağı yapılacak. Müslümanlara başka bir yer gösterdiler. Ama yavaş yavaş orada Müslümanların medeniyet izleri böyle cami ve diğer şeyler üzerinden yok edilmeye çalışıyor. Bu bir gerçek. Aynı şekilde bu vatandaşlık yasası var. Bu vatandaşlık yasası üzerinden çoğunluğu Müslüman insanlar belki deport edilecekler. Şu an belki gündemde değil ama mesela geçtiğimiz hafta içerisinde Rohingyalılarla veya Rohingya ile ilgili bir açıklama yapıldı. Yeni Delhi'deki. Bir tane bakan bunlar işte biz yerleşim vereceğiz falan dedi. Ama daha sonra Rohingyalıların bir müddet yani kaldıkları yerlerin bir nasıl söyleyelim detention kamp olarak, yani bir toplama kampı olarak geliştirileceği, daha sonra bunların deport edileceği söylendi. Dolayısıyla Bengallerin sorunları ayrı, Keşmirlerin sorunları ayrı ve bu Bharatiya Janata Partisi üzerinden Hindistan'da iki toplum arasında, yani Pakistan'ı bırak, Hindistan'ın içerisindeki Müslümanlarla Hindular arasında büyük bir nefret dalgası körükleniyor. Yani aynı şekilde Pakistan'da da, yani bir dönem biliyorsunuz Keşmir meselesi, Hilal Hocam çok güzel bir şekilde söyledi. Önemli bir sorun ve bu sorun sadece Hindistan'la Pakistan'ın kendi arasındaki ilişkilerini etkilemiyor.
bu ülkelerin diğer ülkelerle ilişkilerini de etkiliyor. Bu bağlamda Abdülhamit Hocam önemli bir şey söyledi. Yani sıkıntıların olduğu yerde, hatta savaşın olduğu yerde bile bir arabulucunun olması gerekir. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı gitti Putin'le görüştü. Bir hafta sonra Zelenski'yle görüştü. Bunu yapabilen belki dünyada fazla şey yok. Şimdi aynı şekilde yani biz aslında Türkiye olarak üzerimize bir sorumluluk var. Çünkü tarihi bağlarımız var Hindistan'la. Yine ben de ayırt etmiyorum. Evet, Pakistan'la ilişkilerimiz çok daha iyi. Yani Türkiye kurulduğundan beri Pakistan'ı destekliyor. Pakistan da Türkiye'yi destekliyor. Ama bu gibi durumlarda iki tarafta da konuşabilecek bir arabulucunun olması gerekir. Ama bununla ilgili bizim geçtiğimiz iki ya da üç sene önce bir hadiseden dolayı bu şansı da aslında kaybetmiş gibi gözüküyoruz. Ama yine de Türkiye bu noktada adımlar atabilir, atmalı da. Eğer yani açık diplomasi olarak yapamıyorsa bile arka kapı diplomasisiyle birlikte bu noktada adımlar atabilir. Bu aslında hem Pakistan için, hem Keşmir için, hem de Hindistan'daki sizin, hani ben %14 dedim, resmi rakamı verdim. Tabii Müslümanlar değişik söylüyorlar. Belki de hani bu vatandaşlık yasasının çıkmasına sebep olan durumlardan dolayı bu çok daha yukarı gidebilir. Dolayısıyla orada da yani Keşmir'de nihayetinde bir 13-15 milyon Müslüman var ama Hindistan'da 300 milyona yakın Müslüman var. Dolayısıyla bu noktadan ve Hindistan'la yani diğer tarafıyla da tarihi ilişkilerimizi geliştirme noktasında bizim bu konuda adımlar atmamız gerekir resmi olarak. Şimdi diğer taraftan vaktim de çok daraldı. Şunu söyleyeyim. Aktörler olarak yani dış aktörler bunlar arasında iki tanesini zikredeceğim. Diğerlerinin de tabii etkileri var. Ama bu ikisi başat aktörler. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri özellikle Sovyetler Birliği'nin Afganistan'da yenilip çekilmesinden sonra Pakistan'la olan işbirliğini sonlandırdı. Ve yayınladığı stratejik belgelerde Hindistan'ı isim olarak zikretti ve geleceğe doğru kendisinin stratejik ortağının bölgedeki Hindistan olduğunu söyledi. Dolayısıyla bir yerde Pakistan'ı da Çin'e doğru itmiş oldu. Geldiğimiz noktada Hindistan'la Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkileri çok iyi bir şekilde yürüyor. Diğer taraftan da Pakistan'la Çin'in bu da geleneksel ilişkiler, yani Butto döneminden beri geleneksel ilişkiler ve bir eksen oluşmuş bulunuyor. Ve bu SEPEK koridoru projesiyle birlikte daha da perçinlenmiş gözüküyor. Dolayısıyla bölgedeki etkileri yani dış aktörlerin etkileri bu şekilde. Bir tarafta Amerika, Hindistan, diğer tarafta Pakistan, Çin ekseni oluşuyor. Dolayısıyla bu da şeyleri, iki ülkeyi birbirinden birbirine yaklaşması gerekirken uzaklaştırıyor. Diğer bir noktayı da söyleyip bitiriyorum. Vaktim doldu. Belki iki ülkenin de ve Hindistan'ın daha fazla Pakistan'da istikrarsızlaştırma faaliyetleri var. Bu önemli bir şey. Özellikle Belüçistan'da istikrarsızlaştırma faaliyetleri var. Dolayısıyla halklar arasında her ne kadar fazla sorun olmasa da maalesef şu an devletler arasında büyük sorunlar var ve bunlardan bir tanesi de Keşmir demiştik. İşin vahametini şöyle anlatarak bitireyim ben. Birleşmiş Milletler Keşmir'i nükleer flashpoint, yani nükleer parlama noktası olarak niteliyor. Ve eğer bu iki ülkeden birisinde, her ikisi biliyorsunuz nükleer güç, bir densizlik yapılıp bir
nükleer çatışma çıkar ise eğer, bu sadece burayı etkilemeyecek, tüm dünyayı etkileyebilecek bir potansiyel gibi önümüzde duruyor. Unuttuğum bir şey de söyleyeyim. Çok özür diliyorum. Vaktimi taştım. Aslında Hindistan'ın bölünmesiyle birlikte Hindistan'ın nasibine savaşlarla elde edilen bir imparatorluk eline düştü. Savaşmadan çok büyük kaynakları olan, çok büyük coğrafyası olan, suyu olan, dağı olan, buzulu olan bir imparatorluk düştü. Ama imparatorlukların özelliği şudur. İnsanlar arasında uzlaşma vardır. İnsanlar birbirleriyle yaşarlar. Yani Osmanlı'yı göz önüne alacak olursak, yani Balkanlardan Yemen'e kadar bölgede insanları razı ederek devam etmiştir. Ama Hindistan bu politikalarını, yani ayrımcı politikalarını devam ettirir ve diğer yani gerek dini gruplar olsun, gerek etnik gruplar olsun, bunları bir zenginlik olup kendi devletinin gelişmesi için kullanamazsa korkarım ki bugünkü Hindistan bir bütün olarak kalmaz. Teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür ederiz değerli hocam. Bugün aslında tarihi derinliklerimiz olan bir coğrafyadan konuştuk. Belki coğrafi uzaklık olsa da tarihi derinliğimiz olan bir coğrafya, önemli bir coğrafya. İnanıyorum ki bu coğrafya üzerine daha çok konuşulması ve araştırma yapılması gerek düşüncesindeyim. Ben tüm konuşmacı hocalarıma ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum.